Dilara. Hayatım bak, peynirli ıspanaklı börek yaptım. Hem de kepekli undan. Az yağlı. Hadi bak. Bir tanecik yesen hiçbir şey olmaz. Hadi hayatım. Nefis olmuş. Eline sağlık anneciğim. Afiyet olsun güzel kızım benim. Hayatım sen omlet almamışsın. Oo, nefis görünüyor. Sabah sabah niye yordun kendini böyle? Olur mu yorgunluk için? Bora, günaydın hayatım. Günaydın. Baba ben çıkıyorum. Bora. Bak sana çikolatalı pankek yaptım. Çocukluğunda çok severdin, hatırladın mı? Gel, birlikte kahvaltı yapalım, sonra gidersin işi. Unutmamışsın pankek sevdiğimi. Ben sizin neyi sevip neyi sevmediğinizi hiçbir zaman unutmadım. Mesela Dilara. Yumurtadan nefret ederdi. Yumurtaya ikna etmek için kaç çeşit omlet yaptığımı hatırlamıyorum bile. Şimdi baksana nasıl yiyor yumurtayı. Hadi canım başla. Afiyet olsun. Bora. Seni ve Dilara'yı ne kadar sevdiğimi, gözümden bile sakındığımı belki bugüne kadar hissettiremedim. Yani depresif bir anne gördünüz. Belki zaman zaman üzüldünüz de. Ama sonuçta ben sizin annenizim değil mi? Bundan sonra bu sevgi kahvaltıları her sabah yapılacak. Tekrar bir aile olduğumuzu hatırlayacağız. Ve birbirimize duyduğumuz sevgiyi göstermeyi ertelemeyeceğiz. Tamam mı? Afiyet olsun. Ya ne oluyor ya? Bugün Dünya Sevgicik Günü falan mı? Ay sabah sabah vallahi kafamı karıştırdın anne. Kafanı karıştıracak bir şey yok kızım. Anne sadece sizi çok sevdiğini söylüyor. Siz de bundan sonra hiçbir şekilde onu üzmeyeceksiniz. Anlaştık mı? Ay Ceylin. Sen neredeydin dün gece? Çok kötü görünüyorsun. Kötü değil. Çirkinim ben. Çirkin. Saçmalama gel. Gel kahvaltıya kendine gelirsin hadi. Ben kendimden geçeli çok oldu. Kendime gelemem artık. Ceylin ne demek istedi? Anlayanınız var mı? Korece bir şeyler söyledi bence ama biz anlamadık.